bölgemizin hatun olduğu Ünye ve Fatsa ilçelerinde hayata geçirdiği yatırımları toplu açılış dönemini program akışını arz ediyorum. Ordu'da yıllar içerisinde ta Ordu Havalimanı'nın yapılmasından diğer kamu binalarının yapılmasına, üniversitemizin arkasında inşaatına başlanan hastanenin önemli %95 kaba inşaatının bitme seviyesine gelmesine kadar çok güzel hizmetler yapıldı. Hem merkezi hükümetin hem belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetler her türlü takdirin üstünde, her türlü övgünün üstündedir. Ben bu vesileyle Ordu ilimizde ve ilçelerimizde yapılan hizmetler dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak iki günümüzü eşit geçiremeyiz. Bu topraklara geldiğimiz günden bu yana Sultan Alparslan Han'ın bu toprakları milletimize yurt olarak açtığı günden bu yana hiçbir günümüz böyle huzur içerisinde, keyif içerisinde, rahat içerisinde geçmedi. Hep mücadeleyle, hep gayretle, hep bir takım tehditlerle, bir takım meydan okumalarla geçti ama şunu sevinçle söyleyebiliriz ki hep daha ileriye gittik, hep daha güçlü olduk, hep daha ileri adımlarla milleti büyük hedeflere doğru yöneltmeyi başardık. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcındayız. 29 Ekim 2023 geride bıraktık. Yeni bir dönemin kapılarının sonuna kadar açıldığını sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında nice zorluklar, nice badirelerden geçtik. Nice yoksullukları hep beraber yaşadık. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci asrındayız. Cumhuriyetimizin ikinci asrı, önümüze yeni hedefler koyacağız. Bu milletin temel özelliklerinden birisi, önüne güçlü hedefler koyar, onu gerçekleştirerek yoluna devam eder. Görüyorsunuz, dünyanın gözü önünde İsrail büyük bir saldırganlıkla Gazze'deki masum, mazlum halkı katlediyor. Hatta ve hatta daha açık söyleyeyim, Gazze halkını tarihten silmeye çalışıyor. 600 küsur ailenin tamamını bombalarla yok etmiş. Evlerini tek tek işaretleyerek bilmem kaç kilometre öteden evlerine bombalar atmış. Böyle insanlık olur mu? 6 tane birer tonluk bombayı aynı hastanenin etrafına atarak orada binlerce insanın şehit olmasına vesile olmuş. Bütün uluslararası platformlarda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bendenizle son bir ay içerisinde 3 tane çok önemli uluslararası platforma gittim. Başka ülkelerin parlamento başkanlarıyla ikili temaslarımız oldu. Online toplantılarımız oldu. Belki 50'ye yakın parlamento başkanıyla birebir Filistin meselesini anlatarak Türkiye'nin çözümünü ortaya koymaya çalıştık. Gayret ediyoruz. Mücadele ediyoruz ki bu insanlık katliamına, insanlık dramına son verilsin. Acil bir ateşkes sağlansın ve oraya insani yardımlar yapılsın. İnanın ki bunu gerçekten samimi olarak söylüyorum. Dünyanın her yerinde yüreği yanarak, içi sızlayarak bu soruna çözüm bulmak için tarihsel bir sorumluluk hissederek mücadele eden Türkiye'dir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'dır. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'dır. Türkiye'nin bakanlarıdır. Türkiye'nin yetkilileridir. Ne yapabilirsek, biz dünden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kullanılan, İsrail'in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız. Bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı atacağız. Yine birisi bir videoda diyor ki, Avrupa'nın bir başkentinde diyor bir süpermarkete girdim. Çok şükür diyor, insanların yarıdan fazlası televizyonları açmış, telefonlarını açmışlar. Raflara bakıyorlar, hangi mallar, bir Hristiyan memleketten bahsediyorum,
hangi mallar İsrail'e de destek veren bu şirketlerin malları ise o mallara dokunmuyorlar, almıyorlar, başkalarını alıyorlar. Ordulu hemşerilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun. Sizden istirhamımız, Allah rızası için sadece lanet okumak, sadece şunlar şöyle olsun böyle olsun demek yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız inşallah. Hani diyor ya, hiç olmazsa zalime karşı buz hissetmek imanın en zayıf noktası, en zayıf noktasını söyledik. Bunu yapmaya hazır mıyız? Bunu yapacak mıyız? Yapacak mıyız? Bunu bütün halkımıza yayacağız. Hiç olmazsa bugünün kısa günün kârı olsun. Bu sonuçla kapatalım. آخر وآخبة من خيرينا والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet efendim, il müftümüz duayı gerçekleştirdi. Buyurun efendim. Fassa ve Üye'deki açılışı gerçekleştirdik. Şimdi de burada Altınoluk'taki açılışı müftümüzün duasıyla tamamlıyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Numan Kurtulmuş'un teşrifleriyle Altınordu, Ünye ve Fas'taki yatırımlarımız hayata geçti efendim. Altınordu, Ünye ve Fas ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun.